Siyasetle ilmi ayırabilmek. 28 Şubat dönemi. 1998 yılında Kayseri'de uluslararası bir sempozyumdayız. Henüz doçenttim. Orada onlarca profesör hoca varken açılışta ilk konuşmayı yardımcı doçent bir arkadaşa vermişler. Az sonra neden verdikleri de anlaşıldı. Konuşmasına şöyle başlamıştı. Bugün burada Osmanlı'nın son dönemindeki din adamlarından bahsedeceğim. Ancak aklınıza hemen Mustafa Sabri Efendi ve Konyalı Zeynel Abidin Efendi gelmesin. Bunlar ilimde zır cahil adamlar. Konuşmaya değmez. Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarından biriydi. Konyalı Zeynel Abidin Efendi ise Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın liderlerindendi. Her ikisi de siyasette büyük hatalar etmiş olabilirlerdi. Abdülhamit Han'a karşı da muhaliftiler. Peki ilimde neredeydiler? Panelistin konuşması bitip sorular bölümüne geçildiğinde şöyle bir soru yönelttim. Konuşmanıza başlarken Mustafa Sabri ve Zeynel Abidin efendilere ilimde zır cahil dediniz. Şayet siyaseten zır cahil demiş olsaydınız anlardım. Mesela Erdal İnönü Bey'e ben siyaseten cahil diyebilirim. Fakat ilimde zır cahil demem için en az onun kadar fizik bilgisine sahip olmam gerekmektedir. Siz ilimde zır cahil dediniz. Şimdi sorum şu olacak. Mustafa Sabri Efendi'nin bana ilimde iki hatasını söyleyebilir misiniz? Veya Arapça eserlerinin tamamının adını sayabilir misiniz? Ortada buz gibi bir hava esmişti. Zira verilecek cevabı yoktu. Oturum başkanı, üsluba dikkat etmek gerekir diyerek meseleyi bağladı. Mustafa Sabri Efendi'nin adı, Tokat'ta verilmiş olduğu bir İmam Hatip okulundan bir TV kanalının haberi ve ardından sosyal medyada olay olması üzerine yangından mal kaçırır gibi bir anda çıkarıldı. Bundan sonrası daha vahimdi. Haber yapanların ifadeleri ve ithamları Mustafa Sabri Efendi hakkında ne kadar cahil kaldıklarını gösteriyordu. Sanki cahilim cahil diye itirafta bulunuyorlardı. Neymiş? Mustafa Kemal Paşa arkadaşları ve Kuvayi Milliye aleyhindeki meşhur idam fetvalarını o vermiş. Halbuki 11 Nisan 1920'de o fetvaları veren Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'ydi. Bendeniz ise haberi görünce öncelikle İmam Hatip Okulu'na nasıl bu ismi vermişler diyerek pek şaşırmıştım. Muhtemelen Tokat'ın yetiştirmelerinden olduğu için bir vefa örneği sergilemişlerdir dedim. Ancak ismin apar topar kaldırılmasına o kadar şaşırmadım. Zira Mustafa Sabri Efendi'yi belki onlar da tanımıyorlardı. Tanısalardı muhtemelen o okula adını vermezlerdi diyeceğim geliyor. Neden? Hatırlarsanız son yıllarda Radikal İslam, El-Kaide ve DAEŞ militanlarını etkileyen fikir aktörleri olarak kendilerine Selefi denilen Afgani, Abduh, Seyyid Kutup, Mevdudi, Reşit Rıza gibi isimler vardır. Bilhassa Atatürkçü geçinenler ve bugün Mustafa Sabri Efendi'yi hain diye bağıranlar bunların aleyhinde çok atıp tutarlar. Peki bu beyler kökü dışarıda İslam'ı değiştiren ve gençleri canlı bomba haline getiren Radikal İslam'ın temsilcileri denen bu zevatla en büyük ilmi ve fikri mücadeleyi kimin yaptığını biliyorlar mı acaba? Seyyid Kutup, Mevdudi ve Abduh'un eserini okutan ilahiyatçı hocalarımız, Mustafa Sabri Efendi'nin eserlerini hiç okuturlar mı acaba? Eserlerinin isimlerini Google'a bakmadan sayabilecek var mıdır? Şayet okumuş ve tanımış olsalardı ne diyecekleri gerçekten merak konusudur. El-Ezher'i reformistlere dar eden alim. Mustafa Sabri Efendi, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mısır'a gitti. 1924'te ise vatandaşlıktan çıkarıldı. Belki inanmayacaksınız ama İskenderiye ve Kahire sokaklarında bilhassa aydınlar ve din adamları tarafından Mustafa Kemal'e karşı olduğu gerekçesiyle sözlü sataşmalara ve hakarete uğradı. Bu itibarla Mısır'dan ayrılıp Hicaz'a gitmek zorunda kaldı. Sıhhati bozulunca Mısır'a tekrar döndüyse de aynı gerekçelerle tekrar hakaretlere maruz kaldı. Bunun üzerine önce Gümülcine'ye ve ardından Patras'a gitti. Mısır'da din adamları neden Mustafa Sabri Efendi'yi barındırmadılar hiç düşündünüz mü? Mısır'da sanki Mustafa Kemal Paşa çok mu seviliyordu? Hayır. Asıl sebep Ezher Üniversitesi'ne hakim olan reformist din adamlarının Osmanlı ulemasına düşmanlığıydı.
Nitekim Mustafa Sabri Efendi 1932'de Mısır'a tekrar döndüğü vakit kendisini tamamen ilme verdi. Uzun zamandır El-Ezher Üniversitesi'ne hakim bulunan reformist din adamlarına karşı fikri bir mücadelenin içerisine girdi. Bu sırada bilhassa Afgani, Abduh ve onların izini sürenlerin yanlış ve batıl itikatları üzerinde yazdığı eserler ve ilmi faaliyetleri kendisine Mısır'da büyük itibar sağladı. Mustafa Sabri Efendi bilhassa Ferit Vecdi, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Mahmut Şeltut ve Muhammed Hüseyin Heykel gibi yeni akılcılık okulu mensupları hakkında nübüvveti ilahiyi elçilik bağlamından çıkarıp insani düzeye indirdiklerini ifade ederek reddiyeler yaptı. Yeni İslam Müçtehitlerinin Kıymeti İlmiyesi adlı eserinde Musa Carullah Beykiyev'in dindeki bozuk fikirlerine yerinde cevaplar vermiştir. Musa Carullah Beykiyev üzerine yüksek lisans çalışmasıyla ünlenen ve FETÖ'yü bizi ve bizim gibi nesilleri yetiştiren diyerek öven Profesör Doktor Mehmet Görmez, Sabri Efendi'nin ilmi hakkında acaba ne düşünmektedir? Yine Sabri Efendi, Dini Müceddidler isimli eserinde İslam'da reform yapılması gerektiğini savunanların görüşlerini çürüttü. Artık El-Ezher Üniversitesi reformistlerin kalesi olmaktan çıkmış bulunuyordu. Mustafa Sabri Efendi ve bunlar gibi onlarca kıymetli eserin neticesinde alimlerden pek çok dost edindi. Evi tam anlamıyla bir mektep halini aldı. Bir taraftan kendisinden ders dinlemeye gelenlerle dolup taşıyor, bir taraftan da alimlerin sohbet meclisinde ve fikir alışverişine dönüşüyordu. İlme verdiği bu destek üzerine Mısır veliahtı kendisini saraya davet edip iltifatta bulundu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. 12 Mart 1954'te vefat ettiğinde cenazesine ilim ve siyaset adamlarının yanı sıra büyük bir kalabalık iştirak etti. Abbasiye'ye defnedildi. Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet Han döneminde Şeyh Bedrettin isyan ettiği için idam edilmişti. Buna rağmen bir kısım eserleri medreselerde uzun yıllar okutulmaya devam edecektir. Bizim ise bugün sergilemekte olduğumuz ve hayretle izlediğimiz cehaletin boyutunu görünce ilmi ve fikri özgürlükte nereden nereye geldiğimiz ortada ve bu cehaletle nereye kadar gideceğimiz meçhuldür. Aslında Diyanet'in son raporuyla dinsizliğine vurgu yapılan FETÖ fikirlerinin 40 yıl boyunca ilahiyat hocalarınca neden anlaşılmadığı ve neden hala ilahiyatlarda reformist ve selefi fikirlerin neşvi nema bulduğu buradan da anlaşılmıyor mu? Tefekkür. Çeşmi insaf gibi kamile mizan olmaz, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, 19 Kasım 2017 Türkiye Gazetesi.